Arap milleti, Arap dünyası, Muhammed bin Zayed ve Muhammed bin Selman'ın, bütün Arap coğrafyasının ve Arap milletinin kaderini İsrail çıkarlarına peşkeş çekmesini, rehin vermesini hazmedebilecek mi? Arap milleti ve Arap dünyası, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan yönetimlerinin Arap coğrafyası üzerinde kurmaya çalıştığı 21. yüzyıla dönük ABD-İsrail sömürge düzenine boyun eğecek mi? Arap milleti Kuzey Afrika'dan İran sınırına kadar Arap topraklarının bölünüp küçültülmesini, hepsinin bir garnizona dönüşmesini, yeni iç savaşlar çıkarılmasını içlerine sindirecek mi? Arapların onuru ile oynamak, Kudüs'ü sattı, Mekke, Medine için pazarlıklar yürütülüyor. Arap milleti coğrafyanın ve ülkelerinin kaynaklarını, zenginliklerini ABD, İsrail ve Batı'nın yağmalamasını, Batılı şirketlerin talan etmesini, kendi liderlerinin bu kaynakları verip iktidar satın almalarını, bu emanet iktidar üzerinden Arapların onuru ve haysiyeti ile oynanmasını hoş görecek mi? Arap milleti Kudüs'ün gizli pazarlıklarla İsrail'e satılmasını, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Kudüs'ü İsrail'in başkenti yapma çalışmalarını, Filistin halkını imha etme girişimlerini, İsrail ile birlikte Filistin liderlerine suikast düzenleme hazırlıklarını kaldırabilecek mi? Arap milleti Mekke, Medine için yürütülen gizli projeleri ve pazarlıkları, İslam'ın kutsallarının Batılılar elinde oyuncağa dönüştürülmesini, Muhammed bin Zayed üzerinden kurulan tuzakları fark edebilecek mi? Arap milleti 100 yıl önce Kudüs'ü İngilizlere satanların bugün de İsrail'e ABD'ye teslim ettiğini, bunun Kudüs'te sınırlı kalmayacağını, bu yoldan giderlerse Mekke ve Medine'yi de koruyamayacaklarını görebilecekler mi? Neden bütün savaşlar sizin topraklarınızda? Sünni iç savaşı isteyenler kim? Arap milleti 1991'den bu yana bütün savaşların Arap topraklarında yaşandığını, bütün savaşlarda Arapların kaybettiğini, Arap ülkelerinin parçalandığını, yağmalandığını, Arap-İran sınırının İran-Irak sınırından Akdeniz'e kadar gerilediğini, bunun tek sebebinin rejimlerinin yanlış politikaları olduğunu, vesayet kukla rejimler olduğunu, onların Batı ile çarpık ilişki tarzı olduğunu artık görebilecek mi? Arap milleti Şii-Sünni savaşı projesiyle İslam dünyasının büyük bir çatışmaya sürüklenmesinin Batı'nın jeopolitik hesaplarına göre planlandığını, coğrafyayı parçalamaya dönük bir hesap olduğunu, aynı merkezlerin şimdi de Sünni iç savaşı planlarını sahaya sürdüğünü, böylece İslam dünyasını ikinci kez böldüklerini, bu projeyi de Muhammed bin Zayed üzerinden servis ettiklerini görebilecek mi? Muhammed bin Zayed Türkiye'ye savaş açtı. Arap milleti, Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminin başını çektiği projenin, Arap sokağını ve insanını susturmaya, diz çöktürmeye, onlara yeni bir 20. yüzyıl yaşatmaya, Arap uyanışını ve yükselişini engellemeye, Arap siyasi aklını ve toplumsal ferasetini felç etmeye dönük olduğunu görecek mi? Arap milleti, Muhammed bin Zayed, Türkiye'ye savaş açtı. Terör örgütlerini Türkiye'nin üstüne salıyor. Onlara silah ve finans sağlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast girişimlerinde bulunuyor. Bu savaşı durdurun, bu adamı durdurun. Kim Türkiye'ye saldırırsa onlarla ortak oluyor. Ermenistan, Azerbaycan'a saldırıyor. Ermenistan'ın yanında yer alıyor. Yunanistan, İsrail, Batılı ülkeler Türkiye'yi vuruyor. Onlarla birlikte o da Türkiye'ye saldırıyor. Macron'un sözcüsü gibi hareket ediyor. Coğrafyanın her köşesinde, her alanda Türkiye çirkin saldırılar yürütüyor. Bütün Arap milletini, ülkelerini Türkiye ile savaşa sürüklüyor. Bütün Batı dünyasını Türkiye'ye saldırı için provoke ediyor. Bütün terör örgütlerini Türkiye'ye saldırtıyor. Bunu onaylayacak mısınız? Bu adamı durduracak mısınız? Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye karşı Haçlı Savaşı istiyor. 700 yıl savaştık, yine mücadele ederiz. Arap milleti Türkiye Birleşik Arap Emirlikleri yönetiminden gelen saldırıları büyük bir sabırla izliyor. Onlar gibi yapmıyor, yapabilir de, buna gücü yeter. Çok daha fazlasına da yeter. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan Arap milleti incinir diye, yanlış anlar diye, onlar böyle düşünmüyor diye son derece dikkatli, sakin, olgun hareket ediyor. Arap milleti, Türkiye Arap milletinin dostu, kardeşidir. Onlar için yapamayacağı fedakarlık yoktur. Ama Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi, Muhammed bin Zayed ve Muhammed bin Selman, Batı'yı bir Haçlı Savaşı'na zorluyor. Biz Haçlı Savaşları'yla çok yüzleştik. Yine yüzleşiriz. 700 yıl boyunca Batı ile mücadele ettik, yine ederiz.
Bugün aynı saldırılar altındayız ve çok güçlü bir mücadele veriyoruz. Bunu başaracağız. Hep bir yol bulduk, yine bulacağız. Ama Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi de bütün gücüyle onların yanında Türkiye'yi vuruyor. Sizi imha edecekler, ülkelerinizi harabeye çevirecekler. Uyanın ve buna dur deyin. Ama Arap milleti orada değil, biliyoruz. Öyleyse Muhammed bin Zayed'in bu yüzden durdurulması gerekiyor. Arap milleti, her ne kadar Türkiye'ye saldırsalar da büyük tuzak size kuruldu. Ülkelerinizi mahvedecekler, topraklarınızı parçalayacaklar, şehirlerinizi harabeye çevirecekler. Bundan sonra da bütün savaşları yine Arap topraklarında çıkaracaklar. Planlar sizi imha etme üzerine kuruldu. Suudi Arabistan'ı, Libya'yı, Cezayir'i, Mısır'ı parçalama üzerine kuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi ve Zayed bu savaşı Arap topraklarına çağırıyor. Bölgeyi buna hazırlıyor. Sizi imha edecekler. Buna dur demeyecek misiniz? İsrail Gazze'ye saldırırsa İsrail'in yanında yer alacağız diyen adamlarla nereye gidiyorsunuz? Bizler ve sizler Müslüman değil miyiz? Kudüs bizim mukaddesatımız değil mi? Aynı şekilde Kabe. Kafirlerin, zalimlerin orada kirli planlarını gerçekleştirmesine nasıl izin vereceksiniz? Bugün Müslümanların elinden Kudüs, Mekke, Medine giderse bizim bir Müslümanlığımız kalabilir mi? Bunu hiç düşünmüyor musunuz? Yani kendi ve çocuklarınızın menfaati için bütün Müslümanları ve İslam'ı sattınız. Bunun hesabı hem bu dünyada olacaktır hem de öbür dünyada olacaktır. Türkiye'nin size hesap sormama sebebi demin de dediğim gibi Erdoğan'ın Araplara olan saygısından, yani Arap milletine olan saygısından. Bunu daha önce Osmanlı da yaptı. Osmanlı da Araplara kavmi Necip dedi. O yüzden onlara saygı gösteriliyor. Çünkü Peygamber Efendimiz Arap milletinden gelmiştir. Yine de Arap milletinde sıkıntı yok. Ama onları yöneten İngiliz uçaklarında, İsrail uçaklarında, Amerika uçaklarında çok büyük ihanetler var. Zaten ihanet etmeleri için yetiştirildiler. Hepsi orada okudular. Bunlar oralar Osmanlı'nın elinden çıktıktan sonra onların başına kim geçecekse İngiltere belirledi o zaman. Şimdi de İngiltere, İsrail, Amerika ortak belirliyor. Çocuklarını okutuyorlar. Kendilerine güzel bir ajan haline getirip ve Müslümanların başına bela ediyorlar. Bunlar Müslümanmış gibi duruyor ama Müslümanlığa ve İslam'a en büyük zararı veriyorlar. Ne demek Kudüs'ü satmak? Ne demek Kabe'yi bunların hizmetine vermek? Oranın koruması bile İsrail'in elinde. Siz hiçbir kilisenin güvenliğinin ya da başka şeylerinin Müslümanlara yaptırıldığını gördünüz mü? Göremezsiniz. Yahudilerin de aynı şekilde Müslümanlara böyle bir imtiyaz tanıdığını hiç gördünüz mü? Göremezsiniz. Evet, Allah sonumuzu hayır eylesin diyelim. İnşallah bunlardan, böyle hainlerden tez zamanda kurtuluruz. Ve hak ettikleri cezayı hem bu dünyada hem öbür dünyada tez zamanda alırlar diye umuyorum.